Günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Şimdi ben uyandım. Kahvaltı yapacağım. Çay suyumu falan koydum. Çayımı demledim. Bir günaydın demek istedim. Çok enerjik doluyum. Enerjik doluyum. Çok enerji doluyum bugün. O yüzden de size bir merhaba deyip vlog başlatmak istedim. Hepinize merhaba tekrardan. Hoş geldiniz kanalıma. Bir şey göstermek istiyorum. Bizim balkonda güvercinler var. Hem ön balkonda hem arka balkonda güvercinler var. Yani memnunuz aslında ama çok fazla işiyorlar. O yüzden pek yani göstereceğim size zaten kovuyoruz artık. İlk geldiğimizde de ön balkonda yani oturma odasının balkonunda ölmüş bir tane küçük güvercin kuş gibi bir şey vardı siyah. Ben aslında çok kanatlı hayvan sevmem. Tavuğu bile zorla yiyorum yani. Hindi falan hiç kaz, ördek yemem. Tavuğu bir ara vejetaryen olmuştum. Hiç et yemiyordum. Ama baktım başı olmuyor çünkü ette bir sürü protein var. Ve onu mesela mercimekten falan da alabiliyor musunuz? Ama en çok etten hani fasulyeden falan da alınıyor ama en çok et. Yani Allah her şeyi yaratmış ki bir faydası olsun. Şimdi göstereyim size balkonu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bak başlatır başlatmaz gittiler. Şimdi şu yerleri görebiliyor musunuz? Hep işemişler hep. Şu komşunun da örtüsü düşmüş. Bu da ön balkondaki güvercin. Bakın hiç kaçmıyorlar. Kaçtı. Arkadaşlar yağmur başladı. Nasıl yağıyor? Bir tane kadın orada bekliyor. Çok güzel kokuyor ya. Ama benim şurayı süpürmem lazım. Evet, şimdi kettle'ımızı olacağız. Bakın dış yüzeyi ve içini olacağım. Bayağı bir kirlenmiş. Göç arasında tabii ki oluyor arada. Evet. Cifimi döktüm. Bu arada sizi görebilin diye böyle yapıyorum. Yatırdım. Sirkeyle de ovuyorlarmış. Beyaz sirke var ya. Onunla da oluyorlarmış. Hatta kaynatıyorlarmış ama bilmiyorum nasıl oluyor. Siz yaptınız mı hiç? Yaptıysanız yazın. Ben de deneyeyim. Bu arada hangi cifi kullanıyorum? Hemen göstereyim. Çok memnunum. Cifin şöyle. Bu ciften kullanıyorum. Pembeli olanı aldım. Bu da menekşe ve kiraz çiçeği. Pembeli olanı da Manolya mıydı? Manolya'ydı sanırım pembeli olan. Bu ciflerin çeşitleri çıkmış. Böyle renkli renkli çok güzeldi. Bunlardan aldım. Memnunum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Evet, oldu sanırım. Evet, o dursun bir kenarda. Şimdi şuraya geçeceğim. Çaydanlığı falan kaldırıp burayı da bir silmek istiyorum. Ankastre çıktı arkadaşlar. Buradan daha doğrusu ev sahibinin ankastresi varmış. Kaldırmamışlar. Gelen kiracı kullansın diye biz de kullanıyoruz. Çünkü diğer türlü aygaz alacaktık. Bizim diğer aygaz, diğer evimizdeki aygaz kötüydü. Tencerelerimin altını hatta böyle nasıl anlatayım? Simsiyah yaptı. O yüzden o aygazı atalım dedik. Çünkü hani 40 liralık, 50 liralık tencere şey yapıyorsunuz, alıyorsunuz. İyi iyi alıyorum bir de ben. Öyle ne bileyim kötüye para vermek istemiyorum çok fazla. Onların falan altını simsiyah yaptı. Artık ben de yeter dedim ya. Bir değil, iki değil. Çünkü çok yanıyordu, kısılmıyordu. Pilavı falan çok tutturamadığım oldu.
Çayımdan su artmıştı. Büyük ihtimalle bulaşık var. İki tane, onu da ellerimde yıkarım. Diğer bulaşıkları zaten beraber makineye atmıştık. Bebek yağım olsa bu siyah ve gri aygazları, böyle biliyorsunuz ki parlasın diye bebek yağı sürüyorlar. Ondan sürecektim ama bebek yok evde. Bebek yağı da yok. Neyse, alırız bir daha. Bugün de hava kapalı. Az önce iki kere yağmur yağdı. Bir bitti, tekrar başladı. Bir bitti, tekrar başladı. Bir daha yağabilir çünkü hava yine kapalı, açmadı yani. Eskişehir'de de hava böyle. Sabah güneşli, öğleden sonra veya ikindin yağışlı, akşam yine açıyor. Böyle bir havası var. Gerçi mevsimler de değişti. Vallahi havalar da şaşırdı ne yapacağını. Hamdolsun. Yağ kabım var aslında. Ama annemlerde. Onu getirmek lazım. Neyse, bayrama gidince getiririm artık. Oh, misler gibi oldu. Evet. Kurulamak istiyorum havlu peçeteyle hemen. Çünkü su izi oluyor. Kullananlar bilir. Su izi oluyor hemen kurulamazsa. Kağıt peçeteler de öyle bir icat etmişler ki her işe yarıyor. Gerçekten bulandan Allah bin kat razı olsun. Evet, mis gibi de oldu. Kokusu o kadar güzel ki cifin. Temizlik kokuyor resmen. Evet. Oldu. Hemen bunları da koyalım. Bunların belli bir yuvarlığı var. Onu geçiriyorsunuz. Bak yine gök gürlüyor, yağmur yağacak. Tamam. Diğer aparatlarını takmayacağım çünkü onlar da pis. Onları yıkadıktan sonra takacağım. Evet. Çaydanlığımız sapı eskidi. Bakar mısınız? Tuta tuta artık eskidi. Onu da yıkıyorum ben elimde. Bazen makineye atıyorum. Bazen de yıkıyorum elimde. Evet, bulaşıklarımı yıkayıp durladım.
kettle'ımı da. De su izleri var. Bunu da güzelce bir silmek istiyorum. Biraz suyunu attıktan sonra. Tavuk buzdolabından çıkardım. Buzluktan da üzerine sinek falan gelmesin. Şöyle dursun. Ay gazım da tertemiz. En çok sevindiğim diğer bir olay fırınının olması. Gerçi fırın şu an temiz değil. Daha hiç silmedim. Sileceğim. Bir, iki tane de fırın tepsisinin olması. Bakın yağ falan var buralarda, pis yani. İkinci sevindiğim olay bu. Gerçi hiç kullanmadım fırını. Kendi fırınımı kullandım ama güzel bir şey. Bir artı benim için. Şimdi bu çözülene kadar tavuk, biz banyoya gidelim. Bakın daha hiç açılmamış deterjanlar var. Buraya gelişi güzel doldurulmuş. Bugün bunları yapacağım. Böyle tek tek gazeteye sarmışım hepsini. Evet, bu Gano'yu öneririm arkadaşlar. Hatta bir tane daha var. Çok güzel. Çok güzel parlatıyor ve reishi mantarı var. Ölümsüzlük mantarı olarak da biliniyor. Reishi mantarı var içinde. Bakın argan yağımız bile var ya, maşallah. Kutunun boşluğu arkadaşlar ve çıkan çöpe bakar mısınız? Gazeteye sarmıştım ya tek tek. Çöp doldu yani. Şuraya bakın. Deterjan bolluğu. Yerde de var. Hep bunları düzelteceğim. Evet, düzenledim. Burada daha ıvır zıvır var. Üstte. Şurada ayna. Burada leke çıkar. Hemen elimin altında olacak şeyler var. Leke çıkarıcı, işte beyazlatıcı. Şu çok güzel bu arada farmasinin. Alabiliyorsanız alın. Şu da çok güzel. Gerçekten iyi leke çıkarıyor. Burası böyle. Zaten dolap iki katlı. Burasını böyle yaptım. Şurada da daha ıvır zıvırlar var. Genel olarak eşimin. Şunlar biraz önce gösterdiğim deterjanların başlık kısmı. İşte eşimin tıraş bıçakları. Her şey var burada. Şurada havlular koyacağım ama şuraya. Orayı açmayayım şimdi, dağınık, laf edersiniz. Şuraya da benim bu bir tane de eşimin vardı. Bizim bu normal günlük kullandığımız, elimizi atınca hani gelsin istediğimiz malzemeleri koyuyoruz. Şurayı eşim kendi toplasın istiyorum. Çünkü bunları ben çok anlamıyorum. Tıraş bıçağının işte kablosu falan kendi buraya olmayacak. Yani burayı kapatacağım. Yani aldıracağım onları. İşte böyle bir şey serdim makinenin üzerine. Makinem de dolmadı. Çamaşır atacaktım aslında. Birazcık var daha. Burası böyle. Neyse, ben size detaylı çekeceğim bu banyoyu. Bu kadar yani, toplandı sayılır. Çok şükür kutu yerleşti. Evet arkadaşlar, şu ikisinde de fırçalarım var ve süngerlerim var. Şimdi bunu yıkayacağız. Yıkamak için şu İnciye markasına ait olive oil soap, yani sabun, zeytinyağlı, onu kullanacağız. Ve şöyle bir tane kavanoz var. Kavanozun içine koyacağım bu sabunu. Çünkü içine daldırıp öyle yıkayacağım. Aslında benim elimde yıkayacağım ama aslında makyaj temizleme aparatım vardı. Ama artık onu bulamıyorum şu an. Şunlar da pis sanırım. Evet. O yüzden bununla yıkayacağım. Evet arkadaşlar. Önce fırçamızı sabunumuza bastırıp biraz durduruyoruz. Sonra elimizi böyle sürterek yıkayacağız. Dediğim gibi fırça aparatım vardı ama kaybettim. Gerçi bunu yeni aldım. Bunu çok yıkama ihtiyacı yok, görüyorsunuz, ama ben yine toz oldu diye yıkıyorum. Şimdi bunu yana koyacağım. Suyunu atsın diye. Yine aynı şekilde yapıyorum.
ucundan bayağı bir çıkıyor. Bitirdim ya, şaka gibi. Bitti gerçekten. Oh, ama çok güzel kokuyor. Evet. Biraz bandırıyoruz. Sohbet edelim istiyorum arkadaşlar. Size kendimden hiç bahsetmedim. Videoların altına yazıyorsunuz. Kaç yaşındasın? Nerelisin? Ne iş yapıyorsun? Mesleğin ne falan. Ben aslında öğretmenim ama atanamadım. Daha doğrusu atanmak için çalışamadım. Hep bir şey çıktı. Sadece 6 ay bakabildim. 6 ayda yetmiyor yani bizim. 80 ve üstü oluyor. 80 ve üstü için 6 ay çok az. Günde 15 saat çalışan arkadaşlarım var. Bir de evlilikte ister istemez sorumluluklarınız artıyor. Mesela şu an bekar olup çok rahat çalışanlar var. Onlar atanamıyor. Tabii nasip biraz da. Nasip. O atanamaz, ben atanırım. Ya ama herkes, Allah herkesin emeğinin karşılığını versin. Gerçekten uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Boş istemiyor insan, hani karşılıksız kalsın istemiyor açıkçası. Burada yeni almışım bu kutçayı. Bakın hiçbir şey çıkmadı. Çok yumuşakmış ya. Farmasiden aldım sanırım bunu. Evet, kendimden bahsediyordum. 27 yaşındayım. Bu sene KPSS'e çalışmayı istiyorum aslında. Bunda da bir şey yok ya. Hepsini karıştırdım, kirli falan, hani göç arasında. Hangisinin kirli, hangisinin temiz olduğu, yani kirli olmayıp toz olan da var. Onların hepsini yıkıyorum şu an. Kaç senelik evliyim? 2 sene olacak Ekim'de. 2016 yılında evlendim. 2 sene olacak Ekim'de. Ekim gelinliyim. Bir de bizim oralar soğuk olur. Soğuklarda evlendim. Yani Ekim demek, Bolu'luyum bu arada, öyle söyleyeyim. Ekim demek yani Haziran'da bile soba yakıyoruz. Ekim'i düşünemiyorum. Titreye titreye evlendik yani. Ama güzel günlerdi. Gerçekten o gelinliği giymek, saf ve masum bir şekilde anne baba evinden ayrılmak çok güzeldi. Allah herkese, bütün genç kızlarımıza nasip etsin. Özellikle sevdiğiniz kişiyle evlenmek farklı bir duygu. Ay, içine niye su döktüm ben? Kılları umarım şey olmaz. Ama çok ağladım evlenirken. Yani çok ağladım derken, o gelin alma günü bir yarım saat ağlamışımdır. Böyle anne babamdan ayrılma. Benim annem babam çok değerli. Tabii ki herkesin değerli ama ben en küçük çocuk olduğum için anne babam böyle beni bir de el üstünde tutuyordu. Yani bütün evlatlarını tabii ki anne baba el üstünde tutar ama bilmiyorum, bir babamla olsun annenle olsun ayrı bir bağımız var. Küçük çocuklar biraz çok seviliyor sanırım. Ya da kıyılamıyor yani, hani küçük diyorsun. Hani o küçük. Bir yaramazlık yaparsanız da o küçük ses etme falan derler ya. Aynen öyle. Gerçi ben
Abimle ablamla aynı büyümedim. Benim yaş aralığım fazla. Abimle 8 yaş var aramızda. Mesela en büyük ablamla diğer ablam, ablamın yaşının aralığında 2 yaş var. Benim abimle 8 yaş var. Düşünün benim en büyük ablamla kaç yaş olduğunu siz düşünün artık. O yüzden de biraz kıymetli büyütüldüm. Allah razı olsun anne babamdan, her istediğimi yaptılar. Hani okuyacağım dedim. Mesela ikinci üniversitemi okudum ben. Tabii ilk üniversitemi büro yönetimi ve sekreterlik olarak, yani şu an yönetici asistanlı olarak geçiyor. Onu okudum. Yine kafa gitti oraya soktum tabii. İkinci üniversitemde öğretmen olmayı çok istiyordum. İkinci üniversitemi de okudum öğretmenlik olarak. Annem çok fazla okutmak istemiyordu beni ama babam okuruyordu. Ben arkanda diyordum. Arkandayım diyordu. Allah razı olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimizin. Yani hep arkamda durdu yani. Hani bir kere olsun baba ben şunu yapacağım deyip itiraz etmedi. Nasıl istersen dedi. Gerçekten Allah cennetiyle müşerreflendirsin ve birbirimize inşallah cennette buluştursun. Ya şey yönünden de çok şanslıyım. Eşimin ailesi yönünden de çok şanslıyım. Mesela 2 sene oldu, hiç birbirimize kötü söz söylemedik yani. Allah'a şükür. Hep böyle gitsin inşallah. Eğitim yok. 2 tane görümcem var. Ama onlarla da arkadaş gibiyiz. Öyle şey değiliz yani. Hani yaşımızın arasında da belki çok yok. Ondan da hani ne bileyim, birbirimize karşı bir kötülüğümüz yok. Yani iyi yani ya. Ben seviyorum kızları. Eşim tek oğlan, tek çocuk değil. Yani tek erkek çocuğu bir evin. O yüzden biraz eşim kıymetli. Mesela gece pilav istesin, ne bileyim bir şey istesin kayınvalidemden, kalkıp yapıyorlar. Gerçi ben de yapıyorum. Ama bir erkek çocuk olmak her zaman farklı. Mesela benim abim de tek erkek çocuğu ailenin. O da kıymetli. Öyle işte. Başka aklıma ne bir şey gelmiyor ya. Ne söylemeliyim bilmiyorum. Ha, çocuk çok soruluyor. Çocuk yapmayacağınız mı falan. Çocuk şu an yani bu sene için en azından düşünmüyoruz. Belki bu seneden sonra olabilir. Tabii ki nasip bu işler. Bizim istememizde değil. Allah nasip eder olur. Yani Allah nasip etmez. İnşallah öyle bir şey olmaz ama olmaz. Evet, şimdi fırçalarımı bitirdim. Sünger kısmını hiç sevmiyorum. Süngerlere geçtik. Süngerleri aslında bir kapta durdurup içindeki o kirlerin akmasını bekleyin diyorlar ama bazıları da hijyenik değil diyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık ayol. Evet, yıkadım ve altına kağıt havlu serdim. En çok beni süngerler uğraştırdı. Bayağı bir onlar da çaba sarf ettim. Bir de Allah affetsin, yıka yıka çıkmıyor, yıka yıka çıkmıyor. Bir sürü su harcadım ya. Vallahi Allah affetsin. Aslında bunları bu şekilde yatay değil de dikey tutsak daha çabuk kurur. Ama şimdilik bir suyunu atsın diye böyle koydum. Zaman geçince tekrar o şekilde yapacağım. Yine yağmur yağıyor. Bayağı da bir rüzgar var. Çok kötü çarptı kapı. Evet arkadaşlar, tavuğumuz çözülmüş. Ben şundan yapacağım.
Knorr'un bu mangal lezzetinde olan fırın torbası da içinde bulunan çeşniyle yapacağım. Yapacağım ama şimdi fırın diyorum. Karıştırma kabımıza çeşnimizi aldık. Tavuklarımızı da alacağız ama önce ben bu kadar büyük istemiyorum. Şöyle birazcık küçültmek istiyorum. Şöyle koyalım. Mesela bunları da bu şekilde değil de daha küçük. Bu yağlarını da ayırmak lazım aslında. İkimiz de sevmiyoruz eşimle. Tavuğa dokunmayı da hiç sevmem. Kanatlı hayvan sevmem demiştim ama eşim için hepsi. Hepsi eşim için. Bu arada size bir şey soracağım. Bazı kişiler tavuk yıkanmaz diyor ama bazı kişiler de tavuğu yıkayın diyor. Yıkayın demelerinin sebebi şuymuş. Tavuklara böyle dışını ayıklanıyor ya, tüylerinden kopan o küçük parçalar falan yani kalıyor diye tüy dökücü kullanıyorlarmış. Bilmiyorum, şehir efsanesi mi, doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten öyle mi acaba? Hani tüy dökücü mü kullanıyorlar o tüyleri almak için? Bana pek inandırıcı gibi gelmedi ama günümüz Türkiye'sinde artık herkesten her şeyi bekler olduk. Ay ne çok deri varmış ha. Tavuk deriden ibaretmiş. Ben aslında kanat, bu kanat değil but ama böyle kemikli et sevmem. Yani tavuğun kemikli etini sevmem. Böyle bana göğüs olacak. Kemiksiz yerlerinden olacak. Hatta KFC'ye veya Popeyes'e gittiğimizde ben hemen kemiksiz alırım. Eşimi fark etmez, et olsun da. Kemikli kemiksiz. Hiç fark etmez ona. Bir de pilav yapayım diye düşünüyorum. Eşim beyaz pilavı çok seviyor. Kayınvalidemler de öyle. Alışmış öyle anne evinde. Öyle gidiyor bakalım. Ben de çok fazla beyaz pilav sevmem. Bulgur pilavı çok severim. En sevdiğim yemek bulgur pilavıdır. Öyle. Biraz bunların dinlenmesi lazım. Elime kaçacak diye de korkuyorum. Bıçak affetmez çünkü çok keskin. Kemiği alacağım ama ya. Kemik hoşuma gitmedi bunun. Bu kısmı hoşuma gitmedi. Ah. Ne böyle. Tamam. Şimdi çeşnimizi karıştıracağız. Dikkat. Ha, bunun içinden bir de poşet çıkıyor arkadaşlar. Durun elimi yıkayayım. Poşeti de size göstereceğim. Bakın fırın poşeti. Gördünüz mü? İşte. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu kaşıkla karıştıracağım şimdi. Fırın poşetine koyup pişireceğim. Bu kadar. Şimdi bu çıkan poşetin içine koyup pişireceğim. Ama onun için eşimin ne zaman geleceğini yazacak bana. Ben de ona göre fırını açacağım. Gerçi hemen pişmiyor bu ama olsun. Sıcak sıcak yenmesi her daim daha iyidir. Bu böyle biraz dinlenirken de ben pilavımı yapayım. Sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tavuğumuzu poşete koyduk. Biraz da böyle yayvan kalması önemli.
Böyle bir aparat çıkmıştı içinden ama ben böyle yayvan yapmayı daha çok istedim. Çünkü daha çok güzel pişiyor ve bu şekilde atmayacağız. Kürdan batıracağız. Kürdanı bulamadım, bıçak batırıyorum çünkü hava alması gerekiyor. Ben bir kere unutmuşum şey yapmayı, böyle batırmayı. Hava almadı ve güzel pişmemişti. O yüzden batırıyoruz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle bir borcama koyup fırına veriyorum. Bu kadar. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Şuna bir bakayım tadına. Ben çiçeğe bakmıştım ama. Pilav yapmıştım yanına. Bir de dünden artan yemekle fasulye yemeğiyle çorba var. Onları ısıtacağım. Ayran yapacağım. Salatalık malzeme yok. Akşam menümüz bu şekilde olacak. Yine çekerim size. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şu tezgahın üzerine bakar mısınız ya? Gerçekten sabahki tezgah nerede? Şimdiki tezgah nerede? Ben bulaşık makinesindeki bulaşıkları çıkartıp bunları koyacağım. İçindekilerden bazılarını. Ve sonra çay içeriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.